Merhaba arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde kosinüs ve sinüs teoremi ile ilgili orta düzey sorularımızı çözeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Aşağıda verilen şekil birim küplerden oluşmuştur. Eğer birim küp diyorsa buradaki her bir uzunluk bir birim demektir arkadaşlar. BCA açısı x imiş. Şurası x. Sekan x nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım AC uzunluğunu bulmaya çalışalım. Diğer üçgenle belirttim. Burada bir diklik var. Burası bir birim, burası iki birim. Pisagor'u uyguladığımızda ac uzunluğunu kök 5 buluruz. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar. Burada da bir dik üçgenimiz var. Bir birim, iki birim, burası kök 5 olur. Şimdi şuraya bakın arkadaşlarım. Burada bir dik üçgen var. Bir birim, iki birim, kök 5 birim. Şimdi kırmızıyla çizeceğim üçgene bakın arkadaşlar. Burada da bir dik üçgen vardır. 1 kök 5 Pisagor'u uyguladığımızda burayı kök 6 olarak buluruz. Şimdi arkadaşlar ABC üçgeninde kosinüs teoremini uygulayalım. Açının karşısındaki kenar kök 6'dır. O zaman kök altının karesi 6 eşittir. Kök 5'in karesi 5 artı kök 5'in karesi 5 eksi 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5 kosinüs x olur. Burayı düzenleyelim arkadaşlar. 10 çarpı kosinüs x. Bunu buraya alıyorum. 10 çarpı kosinüs x ifadesi 4'e eşittir. Kosinüs x 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 eşit olur. Tekat x dediğimiz ifade 1 bölü kosinüs x'tir. O zaman burada bu ifadenin tersini aldığımızda 1 bölü kosinüs x'i 5 bölü 2 buluruz. Kenar uzunlukları ABC olan bir ABC üçgeninin sinüs değerleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. ABC arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar sinüs teoremini bir hatırlayalım. Neydi? A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C'dir değil mi? Yani A kenarı sinüs A ile doğru orantılı. B kenarı sinüs B ile doğru orantılı. C kenarı sinüs C ile doğru orantılıdır. Bakın doğru orantılı diyorum arkadaşlar. O yüzden buradaki kas sayıların aynısı kenarlarını yazarken de olacaktır. Yani demek istiyorum ki sinüs A'nın kas sayısı 1 ya. O zaman A kenarının da kas sayısı 1'dir. Sinüs B'nin kas sayısı 2 olduğundan B kenarının kas sayısı 2'dir. Sinüs C'nin kas sayısı 3 olduğundan C kenarının da kas sayısı 3'dir. O zaman burada A eşittir 2B eşittir bütçe ifadesi vardır arkadaşlar. Neden böyle yazdık? Çünkü kenarlar ile açılar doğru orantılıdır. Ondan dolayı aynı katsayıya sahip olmalıdır. Aşağıda bir kenarı ortak olan düzgün sekizgen ve kare verilmiştir. Arkadaşlar kare diyor. Karede dört kenar birbirine eşittir. Düzgün sekizgen olduğu için buradaki 8 kenar da birbirine eşittir. O zaman dikkat ederseniz Şurada karşımıza ikiz kenar bir üçgen çıkıyor. Devam edelim. Karenin bir kenarı iki birim. O zaman burası iki ise burası da iki birimdir değil mi? Kale uzunluğu kaç birimdir diyor. Şuraya x diyelim. Arkadaşlar şuradaki açıyı bulursak kosinüs teoriminden x'e ulaşabiliriz. Burası kare olduğu için 90 derecedir. Peki düzgün sekizgenin iç açısı neye eşittir? Arkadaşlar tüm dış açıların toplamı 360 derecedir. 360'ı düzgün sekizgenin kenar sayısına bölerek bir dış açısını bulmuş oluruz. Bu da bize 45'i verir. Bakın şöyle çiziyorum. Şurası 45'tir. 180'den 45'i çıkardığımızda 135 gelir. Yani bir iç açısı 135'miş. Arkadaşlar 135 artı 90 artı 135 360'ı verir. Bakın aradığımız açıyı bulduk. O zaman kosinüs teoremini uygulayalım. x kare eşittir. 2'nin karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 2'den Kosünüs 135 olur. Arkadaşlar kosinüs 135 neye eşittir? Eksi kosinüs 45'e. Peki kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2'ye. O zaman şöyle yazalım. Eksi kök 2 bölü 2. Sadeleştireceğiz ve x'imizi bulacağız. Bunlar gitti. 4 artı 4'ten 8 geldi. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Oradan da 4 kök 2 geldi kökünü aldığımızda x ifadesini bu şekilde buluruz arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. Aşağıda KLM eşkenar dörtgeni verilmiştir. Bak ne diyor sana? Eşkenar dörtgen diyor. Eşkenar dörtgende dört kenar birbirine eşittir. Ayrıca karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Kane uzunluğu 3 birim. O zaman burası 3 birimse burası da 3 birimdir. Burası da 3 birimdir ve burası da 3 birimdir. Eşkenar dörtgen dediği için. Ve KL uzunluğu ON uzunluğunun 3 katına eşitmiş. E KL'nin 3 olduğunu biliyorum. O zaman 3 ON uzunluğu 3 eşitse ON uzunluğu 1'e eşittir. MN uzunluğu 3 olacak. O zaman OM uzunluğuna 2 kalır arkadaşlar. Kosinüs LMN. Yani şuradaki açının kosinüsü bize eksi 1 bölü 3 olarak verilmiş. DO uzunluğu nedir diyor. Kosinüs teoremini uygulayacağız arkadaşlar. x kare eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 kosinüs alfa. E kosinüs alfa yerine de eksi 1 bölü 3 yazalım arkadaşlar. Soru da öyle verilmiş. Şuradaki 3'ler gider. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptığında artı 4 gelir. 4 artı 9'dan 13 gelir. 13 artı 4'ten 17 gelir x kare 17 ise kare kökünü aldığımızda x'imiz kök 17 olur arkadaşlarım. Gelelim 5'e. Boyalı bölgelerin alanları eşittir. Buna göre hangileri daima doğrudur? Çok dikkat edelim arkadaşlar. Bence süper bir soru. Şimdi öncelikle şuradaki üçgene bakın arkadaşlar. Boyalı üçgenlerin alanları birbirine eşit. Ben buraya S alanı demek istiyorum. O zaman burası da S'dir. Şuraya da A dersek arkadaşlarım şuradaki sarı ile boyadığım üçgene bakacak olursak sarı üçgenin alanı A artı S'dir. Aynı zamanda şurada mavi ile boyadığım üçgene bakacak olursak hangi üçgenden bahsediyorum? Şuradaki üçgenden arkadaşlar. Buradaki üçgenin de alanı A artı S'dir. İki üçgenin alanları birbirine eşit oldu. Mesela arkadaşlarım ben önce şurayı yazmak istiyorum. A artı S neye eşittir buradaki üçgene göre? Şuraya da alfa dersek sinüsünü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı AB çarpı AC çarpı sinüs alfadır. Aynı zamanda arkadaşlar siliyorum şurayı. Buradaki üçgene dikkat edin arkadaşlarım. Buradaki üçgenin de alanı A artı S'dir. Ve alanı yazmak istersek 1 bölü 2 çarpı AD çarpı AE çarpı sinüs alfa olur. A artı S, A artı S. Bu iki ifade birbirine eşitse arkadaşlar oranladığımızda ya da direkt birbirine eşitle fark etmez. Şunlar gider ve burada AB çarpı AC eşittir. AD çarpı AE olarak buluruz. Bunlar uzunluk olduğu için şöyle belirtelim arkadaşlar. O zaman birinci ifade her zaman doğru mudur? Değil mi arkadaşlar? Birinci ifade her zaman doğru. Biz ne bulduk? AB çarpı AC, AE çarpı AD. Aynı değeri bulduk. Peki, OD uzunluğu OC uzunluğuna eşit midir? Nereden bahsediyor arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Şuradaki uzunluk, şuradaki uzunluğa eşit midir? Eğer buradaki ABC üçgeni ile AED üçgeni eş üçgen olsaydı o zaman arkadaşlar OD uzunluğu OC uzunluğuna eşit olacaktı. Ama biz burada bunların eş üçgen, aynı üçgen olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. AB ile AC diyor ya. Örneğin ben şuraya 4 diyeyim arkadaşlar. Şurası da şurası da 3 olsun. Bakın 4 çarpı 3'ten 12 oldu. Buraya da diyeyim ki 2 çarpı 6. O zaman AD uzunluğu 2, şuranın da 6 olduğunu görüyorum. Bak dikkat et. Buradaki üçgende alfanın komşu kenarları 4 ve 3'e eşit. Peki şuradaki üçgende nedir? Alfanın komşu kenarları 2 ve 6'ya eşit. Bu şekilde de olabilir. İlla eş üçgen olacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ikinci ifade her zaman doğru değildir. Ancak eş üçgense mesela AB ile AE uzunluğu birbirine eşitse o zaman olabilir. Şimdi buraya bakıyorum. Sinüs ABC açısı sinüs DE açısına eşittir. Şuradaki açının sinüsü ile buradaki açının sinüsü birbirine eşit diyor. Şimdi arkadaşlar eğer bunlar eş üçgenler olsaydı ABC üçgeni ile AED üçgeni eş üçgen olsaydı evet Oradaki açılar aynı olacaktı ve sinüs değerleri eşit olacaktı. Az önce farklı üçgenler olabileceğini gösterdik. O yüzden illa burada eşitlik olacak diye bir şey yok. Buradaki açı ile buradaki açı farklı açı olabilir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Cevap yalnız 1 olacak. Bir ABC üçgeninin kenar uzunluklarından biri olan BC uzunluğu 6 kök 2'dir. Arkadaşlar şöyle üçgenimizi oluşturalım. Köşelerimizi yazalım. BC uzunluğu 6 kök 2 imiş. Ve A açısı 45 derece. B açısı 60 derece. AC uzunluğu nedir? O zaman sinüs teoremini uygulayalım. X bölü sinüs 60 eşittir. 6 kök 2 bölü sinüs 45. Arkadaşlar sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşittir. 6 kök 2 sinüs 45 ise kök 2 bölü 2 eşittir. Bak şurada 2'ler sadeleşti. Kök 2'ler sadeleşti. Sonra içler dışlar çarpımından x'i 3 olarak buluruz. Gelelim 7'ye. AB doğru parçası varmış. O merkezi, çapı 2 birim olan yarım çember B noktasına teğettir. Bak ne diyor? Çapı 2 birim diyor. E çapı 2 birimse yarıçapı nedir arkadaşlar? 1 Bir birimdir. X açısı verilmiş ve sinüs x verilmiş. DALI O üçgenin alanı nedir? Boyalı bölgenin alanı soruluyor. O zaman şurasını x cinsinden yazarsak nasıl yazarız arkadaşlar? X 90, burası da 90 eksi x olsun ki AOB üçgenin iç açıları toplamı 180 olsun. O zaman 180'den çıkardığımızda şuradaki açı 90 artı x olur. Peki buradaki üçgenin alanı nedir? Sinüslü alan formülünden. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs 90 artı x'tir. Arkadaşlar buradaki ifade de neye eşittir? Kosinüs x'e. O zaman buradaki alan 1 bölü 2 çarpı kosinüs x e eşittir. Şimdi sinüs x verilmiş. Gel burada bir dik üçgen oluştur. Karşı bölü hipotenüs demektir. Kök 15 4 dediğimizde ve pisagoru uyguladığımızda burayı 1 buluruz arkadaşlar. Bakın kök 15'in karesi 15, 1'in karesi 1, 15 artı 1 16'dır ve 16'nın kare kökü 4'tür. Tamam. O zaman burada kosinüs x nedir? 1 bölü 4 değil midir? Buraya 1 bölü 4 yazarsak boyalı bölgenin alanını 1 bölü 8 buluruz arkadaşlarım. ABC bir üçgen BAD açısı x olarak verilmiş. DAC açısı y olarak verilmiş. 2, 3 var. Ve diyor ki BD uzunluğunun DC'ye oranı 3. Sinüs x bölü sinüs y nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki açıya alfa diyelim. O zaman buradaki açı 180 eksi alfadır. Burada şu üçgende sinüs teoremini uygulayalım. Sarı üçgende. Arkadaşlar tekrar yazacağım. BD uzunluğunun bakın BD uzunluğunun sinüs x oranı eşittir. AB uzunluğunun sinüs 180 eksi alfaya oranı. Yani sinüs alfaya oranı. Biliyorsunuz sinüs 180 eksi alfa sinüs alfaya eşittir. Sonra arkadaşlar. Şuradaki üçgenden sinüs teoremini uygulayalım. Burada şuraya yazalım. 3 bölü sinüs alfa eşittir. DC uzunluğu bölü sinüs y olur. Bunları oranlayalım arkadaşlar. Oranladığımızda sin alfalar gider. Bakın BD'nin DC'ye oranı soruda 3 olarak verilmiş. 3 diyorum. Ters çevirip çarptığımda kalan ifade sinüs y bölü sinüs x olur. Ve karşı tarafta da arkadaşlar 2 bölü 3 vardır. Buradan sinüs y bölü sinüs x ifadesini 2 bölü 9 buluruz. Bize ne diyor? Sinüs x bölü sinüs y nedir? Ters çevirdiğimizde 9 bölü 2 olur arkadaşlar. Ve geldik 9'a. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni. Eşkenar üçgen diyor. Dikkat edelim. O zaman şuralar 60 derecedir. Ve BCDE karesi verilmiştir. O zaman burası da 90 derecedir. Eşkenar üçgen dediği için arkadaşlar AB uzunluğu 1 ise şuradaki uzunluğumuz da 1'dir. Bu bir kare olduğu için buradaki uzunluğumuz da 1'dir. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar Sarıyı da boyadığım alanı bulmaya çalışalım. Sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 90 artı 60 150 eder. Sinüs 150'dir. Sinüs 150, sinüs 30'da eşittir. O da 1 bölü 2'dir. O zaman sarı bölgenin alanı arkadaşlar 1 bölü 4 olur. Biz burada boyalı bölgenin alanı bulmaya çalışıyoruz. Kırmızı yeni. O zaman Tüm alandan sarı alanı çıkarmamız yeterlidir. Tüm alan nedir arkadaşlar? Bir kere karenin alanı 1 çarpı 1'den 1'dir. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı a ise a kare kök 3 bölü 4 ile hesaplanılıyordu. Kenar 1 olduğuna göre kök 3 bölü 4'tür. Tüm şeklin alanını bulduk. Şimdi sarı alanı çıkartıyorum arkadaşlar. O zaman kök 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 olur. Buradan da 3 artı kök 3 bölü 4 ifadesine ulaşırız. Ve gelelim 10. sorumuza. KLM, MNO üçgen. 3, 4 verilmiş. Karşımızda 3, 4, 5 üçgeni var. Ve MNO üçgenin alanı 9 bölü 5 olarak verilmiş. Buradaki üçgenin alanı verilmiş. Arkadaşlar şurada eşit açılar var. Ben bu açıya alfa dersem buradaki üçgenden sinüs alfa 3 bölü 5 gelir. Buradaki üçgenin alanı verilmiş. Sinüs alfalı alan teoreminden arkadaşlar şöyle yazacağız. 1 bölü 2 çarpı MN uzunluğu çarpı MO uzunluğu çarpı sinüs alfa o da neye eşitmiş? 9 bölü 5'e. Az önce sinüs alfanın 3 bölü 5 olduğunu söylemiştik. Şuraya 3 bölü 5 yazalım arkadaşlar. O zaman MN ile MO'nun çarpımı soruluyordu. Burada yalnız bıraktığımızda 2'yi de karşıya çarpı olarak geçirdiğimizde 6 olarak buluruz arkadaşlarım. Ve geldik son sorumuza çekir üzerinde tüm bilgiler mevcut ve BAD açısına x demiş kosinüs x nedir diyor? arkadaşlar bD'yi uzatalım ve buradaki uzunluğa K diyelim. Bu üçgende kosinüs teoremini uygulayalım. K kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5, Buradan kosinüs 60 gelir. K Ka kare eşittir. 9 artı 25'ten 34 olur. Buradan da kosinüs 60 sinüs 30'a eşittir ya arkadaşlar. Sinüs 30'da 1 bölü 2'dir. Sadeleştirdiğimizde 15 olur. K Ka kare ifadesi buradan 19 gelir arkadaşlar. Bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi şuradaki üçgende kosinüs teoremini uygulayalım. K Ka kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 2 çarpı 3 kosinüs x gelir. Ve karenin de 19 olduğunu biliyorum. O zaman silelim. Şuraya 19 yazalım arkadaşlar. 4 artı 9'dan 13 gelir. 13'ü buraya alırsak 6 olur. 6 eşittir. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs x'tir. 2 çarpı 3 6'dır. Sadeleştiriyorum. O zaman kosinüs x ifadesi eksi 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Evet gençler bu testimizi de tamamladık. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.